Evet, tipografi kısmının ikinci kısmına devam edelim. Yani şimdi böyle aslında çok da bütün dersleri, yani bütün konuların hepsini böyle tek tek örneğini yapmaya da gerek yok. Yani bunlar zaten bilinecek, bilindik konular zaten. CSS'ten bildiğimiz konular. Unordered listeler var mesela. Sırasız listeler, sıralı listeler. Bunları yapmayacağım ben, geçiyorum. Siz buradan bakıp yapabilirsiniz. Liste hiç kullanılmadan, mesela list unstyled diyor. Bunu belki yapabiliriz. Bir deneyelim bunu. Şimdi mesela bir yazıdan liste oluşturmak için mesela atıyorum şu örnek olarak şunu mesela liste yapacağız. Şunu aldım. Şöyle koda tekrar gelelim. Bunun dışına çıkıyorum. Bunu şöyle seçtim. HTML'de bunu seçiyorum ve liste oluşturacağım. Bakın li oluştu bir tane. Uli oluştu. Şimdi ben bunu tekrar geldim, tekrar geldim, tekrar geldim, tekrar geldim. Bunları ekledim. Bu da olduğu gibi. Class eklediğim zaman bakalım. Önce bir eklemeden bakalım class'ı. Kaydettik mi? Sayfayı kaydettik. Bakın bu şekilde gözüküyor. Şimdi class'ı ekliyorum ona. Kod kısmına geldim. Şuradaki alanı kapatalım. URL'nin içine class stilsiz diyorum. Bakın bu şekilde. Yani liste olarak ama hiç liste şeklinde gözükmeyecek. Bunu ayarlamak için de işte şuradaki list unstyled dediğinizde bu alan oluşuyor. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. List inline dediğinizde şu şekilde gözüküyor. Hemen bakalım ona da. Yani yan yana gözükecek buradaki elemanlar. Kontrol list inline diyorum. Geldim. Bakın bütün elemanları yan yana dizdi. Nereye kadar yan yana diziyor? Buradaki içeriğin yettiği yere kadar. Bakalım küçülttüğümüzde bakın iki sıraya düştü. Tamamen büyütelim. 1, 2, 3. Eğer ben bunu biraz daha kısaltmış olsaydım mesela şuradan şöyle yapmış olsaydım. Bakalım kaç tane sığacaktı o zaman. Bakın 1, 2, 3, 4 tane. Buraya aslında bir tane daha sığabilir miydi? Demek ki sığmıyormuş herhalde. Evet, bunu da yapmış olduk. Description, bu da tanımlama listeleri. Bu şekilde kullanılıyor. Burada örneği var. Hepsini tek tek yapmayacağım. Burada bizi ilgilendiren tablo var. Mesela tabloyu yapalım. Tablo kısmına geliyorum. Ve editörümüzün yardımıyla yapacağım ben. Siz de buradan yapabilirsiniz. Common sekmesine geliyorum. Burada bakın table var. Table'a geliyorum mesela buradan 3 satır, 3 kolon. 3 kolon burada ne kadar var? 1, 2, 3, 4 kolon, 4 satır. Demek ki 4 satır, 4 kolon olacak. Genişliğimiz şu an için 100 diyelim, %100 olsun. Border falan eklesin kendisi. Evet, buraya ekledi. Şimdi ben buna şuradan ekleyelim. First name, last name. Şunları ekleyelim. Buraya yazayım last name. Diğeri neydi? Username. Username. En üste geliyoruz. Diyez işareti. Evet. Şöyle geldim. Bakın buraya yazdı bunları. Şimdi ben bu üçünü seçeceğim şöyle. Bunu buradan header diye başlığa çevirdiğinizde bakın TH olacak onlar. TH oldu, başlık oldu. Şunlara da önce mark diyelim. Mark. Otto. Bir satır yapacağım.
kaydedelim. Ctrl C ile kaydettik. Ters yazdık. Şu şekilde ekleyeceğiz. Hatta şuraya ekleyelim çünkü birinci sırası numara olacak. Şuraya Ctrl X diyorum. Bunu buraya yapıştırıyorum. Ve bunu da 1 diyorum. Bunu da şuradan ekleyeceğim oraya. Evet, şimdi bu TR'yi kopyalayayım. Bu şekilde ve bu şekilde. 3 tane ekledik. Şimdi table'a geliyorum. Class table. Table diyelim, bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Normalde bu şekildeydi görüntümüz. Şu ekranda tamam, orası gitti. Yeniden yüklüyorum. Bakın, tablomuz otomatik olarak bu şekilde geldi. Hızlıca bunu yapabiliyoruz. Hangisiymiş mesela? Table da böyleymiş mesela. Başka table spread dediğimizde, şu şekilde yaptığımızda nasıl oluyor? Hemen bakalım. Geldim. Bakın bu şekilde oldu. Muhtemelen şu border'ı kaldıralım biz. Border'ı eklemeyelim. Border'sız olsun. Bakın görüntü bu şekilde. Burada çok daha değişik şeyler var aslında tablolarla ilgili. Hepsini de detaylı anlatmayacağım. Buradan bakarsınız işte bordered olanları mesela etrafına border ekliyor. Bu şekilde. Yani bizim eklediğimiz, kaldırdığımız border'ın daha güzelini yapıyor kendisi. Şöyle. Onu da gösterelim. Evet. Şu anda ne yaptı bakalım. Kaydettik aslında ama burada bir sanki kötü bir görüntü oluştu gibi geldi bana. Ya da ekledi aynı renk olduğu için. Pek algıda seçemedik onu. Buradan aktif ekleyebiliyorsunuz satıra mesela. TR klasına. Bir tanesinde bunu yapalım. Bundan sonra bu dersi de bitireceğim burada. Mesela TR klasına bir tanesini aktif yapıyorum. Nasıl bir görüntü elde ediyoruz onu da görelim. Bakın şöyle bir görüntü elde ettik ama bizimkinde bence bir sıkıntı oldu burada. Aktif olan görüntüsü pek algılanamadı burada. İşte table responsive yapabiliyorsunuz. Bu şekilde tabloları da düzenleyebiliyorsunuz. Buradan gene bakarsınız örneklerinize deneyerek yapabilirsiniz. Şimdi bundan sonra form kısmı var. Form kısmını geçeceğim ben. Onu daha sonra anlatayım bence. Buradaki buton, imaj ve diğer elemanları anlatacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.